kissing me slow. Your heart is all I own. Bu sezon evlilik hakkında her şeyi adlı diziyle seyirci karşısına çıkan Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'un 44. yaş günü kutlamasında romantik anlar yaşadı. Emir Ersoy, beraber Sezen Aksu projesinde çalışırken aşk yaşamaya başladığı ünlü oyuncunun kendisi için doğum günü kutlaması organize ettiğini anlattı. İyi akşamlar, mutluluklar. İlk kez görüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Doğum günü sürprizi galiba, değil mi? Doğum günü kutlu olsun. Nereden aldınız haberi? İstihbaratlar söylenmez. Kutlu konuşalım, merak edeceksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bayağı kalabalık bir grup var. Sürpriz yaptılar herhalde size. Arkadaşlarımızla evet. Bu gece doğum günümü kutlayacağız. Yaşımı sormayın. Geriye doğru gidiyor, sadece onu söyleyeyim. Gökçe Hanım'ın sürprizi miydi bu akşam? Nasıl? Bu akşam Gökçe Hanım. Evet. Evet. Öyle birlikte hazırladık aslında. Yok, haberi vardı aslında. Haberim olmayan şeyler vardı. Haberimiz olan şeyler vardı ama evet. Bugün sabahtan beri zaten enteresan şeyler. Evet. Bu akşam için başka sürprizlerimiz var mı? Yok, şimdilik yok. Güzel bir gece olsun. Tek dileğim o. Biz ilk kez sizi beraber görüyoruz. Yakalayamamıştık daha önce. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor beraberliğiniz? Ayrı ayrı konuşma fırsatımız oldu ama beraber ilk kez konuşacağız. Evet, her şey yolunda gidiyor. Gayet güzel. Öyle. Daha önce zaten konuştuğumuzda da size söylemiştim. Hani daha çok yeniyiz diye. Ama her şey yolunda şu an. Güzel gidiyor. Gökçe Bahadır'a sevgilisinin ailesiyle tanıştığı iddiası soru oldu. Aileyle tanışma olmuş diye duyduk ama var mı öyle bir şey? Yok. Kimin ailesiyle tanıştı? Yok, şu anda birbirimizi tanıyoruz. Henüz öyle bir şey olmadı. Müzikalde tanışmıştınız. Bir albümünde. Evet, evin albümünde tanışmıştık. İşte beraber çalıştık. Sonra albüm lansmanı yaptık beraber. Yine böyle birkaç kere aynı işte ortamda bulunduk. Evet, ben de maskeli kaldım. Emir Ersoy, Gökçe Bahadır'ın 10 parmağında 10 marifet olduğunu söyledi. Gökçe Hanım'ı nasıl tanımlarsınız peki? 10 parmağında 10 marifet diyeyim. Diyeceğim ki o çok güzel şarkı söylüyor. Yani gerçekten ben işte zaten ilk o vesileyle tanışmış oldum. Gerçekten çok sesine de hayran olmuştum. Albümde şarkı söylemesini istediğim ilk oyunculardan bir tanesiydi Gökçe. Hayatınızdaki ilk parça olabilir mi? Nasıl? Gidiyoruz. Müzik anlamında tekrardan. Herkes bizi bekliyor. Evet, müzik anlamında tamam, tekrar. Tamam, görüşürüz gene. Gecede oyuncu Cansel Elçin'le de bir araya gelen Gökçe Bahadır'ın sevgilisi Emir Ersoy'un kız kardeşi Tuğçe Ersoy'la da çok iyi anlaştığı görüldü. (Gülüyor)